Merhaba. Bugün sizin için Bir Masal İyi Gelir kitabımdan bir masal seçtim. Haydi, şimdi onu size anlatayım. Hoş geldiniz. Uzak bir diyarda ordusunun zaferini öğrenen imparator son derece mutlu oldu. Güzelliği için övülen bu bölgeyi artık ülkesine katılmış olmasına çok sevindi. Ama ülke çok büyüktü. İmparator o uzak bölgeye mümkün değil gidemezdi. Oraya göremezdi. Gitmek, gelmek bile ayları alacaktı. O dönem boyunca başkenti bırakmak, buradaki onun bütün görevleri, toplantıları hiç buna harcayacak zaman yoktu. Ama o bölgeyi doğru yönetmek için onun da görmesi gerekiyordu. Bizim imparator danışanlarına, uzmanlara güvenmezdi. Kendisi bizzat görmek istiyordu. O bölgedeki sokaklara gezmek istiyordu. Oradaki nehirler, dağlar, her şeyi gözleriyle görmek istiyordu. Bunun için son derece değişik bir fikir düşündü. Ülkedeki çok meşhur bir ressam çağırdı. Ve o ressamı görevlendirdi. Uzak bu bölgeye gidecekti. Ve oradaki her şeyi ama her şeyi görüp çizecekti. İmparatorun gözleri o olacaktı. Ama imparator ona dedi ki, ben o bölgedeki dağların yüksekliğini görmek istiyorum. Orada düşen karını görmek istiyorum. Deredeki balıkların çeşitliliği, rakamlarını bilmek istiyorum. Oradaki insanların yüzlerini görmek istiyorum. Onların yüzlerini bakıp onların huylarını anlamak istiyorum. O ülkede sadece gezmen istemiyorum. Sadece bakman istemiyorum. O ülkeyi gerçekten görmeni istiyorum. Gerçekten görmek ama. Çünkü ben oraya gidersem, ben onu gerçekten görürdüm. Benim kadar iyi İnceleyebilir misin oraya? Ressam dedi ki, bizim işimiz zaten görmektir. Elimden geleni yaparım. Ama 7 sene sürecek. Gerçekten görmek zaman alır. İmparator bu sözü hak vermiş. Ve ressam gönderdi. 7 sene sonra ressam geri geldi. Yanında bir resim yok. Yanda bir eskiz defteri yok. Yanda hiç bir şey yoktu. Bunu duyan imparator delirdi. Ressamı çağırdı ve bunun hesabını sordu. Ressam dedi ki, efendim, zor olan çizmek değil, zor olan görmektir. Ben gittim, gezdim, gördüm. Artık siz bana bir duvar verin ve siz de görürsünüz. İmparator ressama bir duvar verdi ve 1 sene boyunca hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeden ressam durmadan o duvarın üstünde resim çizdi. 1 yıl sonra imparator çağırdığında eline bir fırça ile resmin üstünde gösterdi. Dağları, patikaları, oradaki keçileri, koyunları, deredeki balıklar adeta yüzüyor gibiydi. Dereler akıyor gibiydi. İnsanlar gülüyor, ağlıyor, kavga ediyor, bir şeyler alıp satıyor gibiydi. Tek tek ülkedeki her şeyi resmetmişti. Ormanlarda bir ağaç bile eksik değildi. Bir ağaç bırak, bir çiçek bile unutmamıştı. İmparator ve bütün saray hayranlıkta bu resmi gördüler. Ve titrek bir sesle imparator, doğrusu ben gidip kendim bizzat bu ülkede gezseydim, onu bugün gördüğüm kadar iyi göremezdim. Bundan eminim.
Galiba hiçbir şeyi bu kadar iyi görmedim. Sana teşekkür ederim. Ressam imparator önünde eğilip, esas ben size teşekkür ederim. Sayenizde 7 sene boyunca sadece görmekle geçirdim. Ve o bölgeyi öyle güzel gördüm ki ona aşık oldum. Çünkü gördüklerimizi seviyoruz. Ve bunu söylediğinde ressam duvara doğru yürüdü. Ve duvarda bir patika vardı en önde resimin üstünde. Duvardaki o patikaya doğru yürüdü. Ve imparator ve bütün sarayın önünde ressam hiç yavaşlamadan duvara doğru yürüdü. Ve resimin içinde o patikadan girdi. Hayranlıkla bütün saray ressamın resimin içinde yürüdüğünü seyretti. Ve patikada yürürken küçülüp ormanın içinde kaybolduğunu gördüler. Gerçekten görüyor muyuz? Kendimizi gerçekten görmek için bir an versek, bu hayatımıza ne katar, ne değişir? Bugün kendine bir göğe bakma molası ver veya bir etrafına bakma molası vermeyi ne dersin?